Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk sarma yapacağız. Yani birçok çeşidi yapılmıştır ama benzerini ben pek görmediğim farklı bir şekilde, farklı bir lezzet katarak yapacağız bugün tavuk sarmamızı. Ön bir hazırlık yaptım ben videoda başlamadan önce. O da neydi? İşte tavuklarımı dilimledim. Göğüs tavuğumu dilimledim. Daha sonrasında şöyle bir aparatım var benim. Et dövücü için. Yani bu şekilde etimi beton bir zeminde öncelikle gördüğünüz şekilde tavuklarımı açtım. Ezdim. Hani bunu evinizde bulabileceğiniz herhangi bir ağır materyalle de yapabilirsiniz. Hani benimki gibi bir ağır bir dövüce ihtiyacınız yok. Şimdi bu tavuklarımızı sarmadan önce biraz daha lezzetlendireceğiz. Nasıl lezzetlendireceğiz? Tamam, şöyle kenara alayım. Şimdi şöyle bir kasemin içerisine sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Bu arada tarifimizi fırında yapacağız. Bu arada fırında çalıştırayım. ...180 derece ayarladım fırınımı. İsterseniz tavada da, yani hafif yağda da kızartarak da yapabilirsiniz. Ben iki şekilde de denedim. Şimdi tavuk göğsü biraz lezzetsiz bir parçası tavuğun. Bunu hani biraz lezzetlendirmemiz önemli. O yüzden dolayı hani sarımsak seversiniz sevmezsiniz. Biz çok seviyoruz. O yüzden dolayı bu tarifim için bol miktarda toplamda 3 adet sarımsak rendeleyeceğim. Evet. Şu şekilde benim taze kekiklerim var. Evinizde olan normal kuru kekikle de yapabilirsiniz. O şekilde de olur. Şöyle. İçerisine. Taze kekin kokusu kurusuna nazaran biraz daha fresh geliyor. O yüzden ben taze kekik tercih ettim. Şöyle yeterli olacak. Şu dökülenlerimizi de alalım. İçerisine. Ve buna zeytinyağı ekleyeceğiz. Hafif de tuzumu ekleyeceğim. Ve bu şekilde karıştıracağım. Tatlı kaşığımla karıştırıyorum. Evet. Sosum bu kadar. Şimdi işleme başlayacağız. Peki bu tavuğu saracağız. İçerisine ne koyacağız? Şimdi içerisinde kullanmak için yine ön hazırlıkta hazırlığını yaptım. Sebzelerim var. Ispanağım var. Buna hafif kavurdum. Aynı şekilde mantarım. Ve havucum var. Havuç rendem var.
Bunları hafif soteledim. Kaşarım var içerisine koymak için. Yani tek kişi bir ziyafet diyebiliriz bunu aslında. Tavuğumu şu şekilde alıyorum. Kaşımızı kenara koyalım. Bir fırça yardımıyla içerisine şöyle yağlıyorum. Bunu ıspanaklı yapalım. Şöyle ıspanağımı alıyorum. Lezzetinin yanında sağlıklı da bir öğün oluyor. İçerisine kaşarımı koyuyorum. Ve şu şekilde. Tavamı sarıyorum. Kenarlarda kapanacak şekilde. Vermek için şöyle bir borcamım var hafiften. Onu da dibini yağlayacağım. Ve yapmış olduğumuz. Şekilde fırına veriyorum. Şimdi tavuklarımızı fırına verdik. Onlar pişiyorken biraz daha taçlandıracağız. Hazırlamış olduğumuz yemeğimizi. Şöyle 3 kaşık kadar yemeğim için süzme yoğurt kullanacağım. Bunun içerisine yine yemeğin içerisinde olduğu gibi sarımsak rendeliyorum. Evet, sarımsağımı rendeledim. Şöyle sıyıralım. İçerisine elimi kurulayım şöyle. Labne peyniri koyacağız. Çatalımızı da ekliyorum. Yine bir kaşık kadar da labne peynir kullanacağım. Üzerine de nane serpiştireceğiz. Ya çok az yine zeytinyağı kullanıyorum. Ve son olarak da tuz. Göz kararı koyuyorum yine tuzumu.
arada karıştırıyoruz. Evet, tavuk sarmalarımızı frenden çıkardık. Üzerleri de çok güzel kızardı. Hazırladığımız yoğurtlu sos karışımı üzerine koyuyorum. Şöyle biraz da kırmızı toz biber serpiyorum. Yemeğimiz hazır. Şimdi isterseniz birlikte bir de içine bakalım. Ispanaklı olan denk gelmişiz. Şöyle tavuğumuzu da iç. Bir diğerini de göstereyim sizlere. Bu da havuçlu olan. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğinizde de teşekkür edeceğinizi umuyorum. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzel bir tarif. Ve çok da sağlıklı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.